Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Fatma Nur Öztekin, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir günlük, hatta iki günlük bir vlog çekeceğim. Neden? Çünkü bugün Bengü geliyor. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta Bengü geldi. Ama 3-4 saatinde geldi. Çok kısıtlı bir süreydi ve Bengü'yü uzun zamandır görmediğim için aşırı özlemiştim. Ve vlog çekmek istemedim. Yani arkadaşımla gerçekten anı yaşamak istedim. O kadar çok kızdınız ki bana Bengü ile nasıl vlog çekmezsin diye. O yüzden size söz vermiştim zaten. Bir sonraki geldiğinde kalmalı olacak ve o zaman sizinle bir vlog çekeceğiz diye. Şimdi Bengü çıktı yolda. Ben de yemek yapmaya başladım. O sıra kamerayı fullemek istedim. Çünkü bir kapanma olmasın diye. İsterseniz mutfağa geçelim. Bir neler yaptığıma bakalım. Ondan sonrasında vloga devam ederiz. Bir de buralarımda biraz parlamalar eğer varsa oralara yağ sürdüm. Çünkü bakın yüzüm açılmış görünüyor mu? Kaşlarımı bir güzel aldım. Bu arada kendi kaşlarınızı kendiniz mi alırsınız yoksa işte bir kuaföre ya da başka birine mi aldırırsınız? Ben mesela kendim alıyorum yıllardır. Bu gerekli ve önemli bilgiyi de paylaştığıma göre şimdi mutfağa gidiyorum. Evet, şimdi bugünün menüsü şehriye çorbası. Sonrasında böyle bir İran pirinci. Bunu ben Hazal'dan aldım. Normalde ben Yasemin pirinci almıştım. Ama bu onlar gibi değil. O yüzden Hazal denemem için biraz bundan verdi. Bugün ondan yapıyorum. Ben artık normal pirinç yerine bu tarz pirinçler tüketiyorum çünkü çok daha sağlıklı. Burada et sotemiz var. O haşlanıyor yavaş yavaş altı kısıkta. Bir de ortaya brokoli sote yapacağım. Onu da arka ocağa alıp çünkü bizim en nefret ettiğim şey bu arada. 4 ocağı da aynı anda kullanamıyorsunuz. Ancak bunları böyle biraz. Ama bu da şu an elektrikli ocak olduğu için normal ocağım mesela böyle. Bu elektrikli. O yüzden bu da çok kullanışlı olmuyor. Tek kullanışlı yanı işte gazınız vesaire olmadığı zaman mesela biz ilk evlendiğimizde bağlatamamıştık hemen. O zaman burada yaptım çoğu şeyi. Et sotemin malzemeleri de burada hepsini hazırladım. Bu şekilde menümüz. Ondan sonra yemeğimizden sonra çayımıza çorbamıza geçeceğiz. Bir de değil ondan önceki gün büyük bir temizlik yaptık. Ve burası biliyorsunuz şu an şu tencere aslında çok daha aslında güzel durur. Burası böyle bayağı bir doluydu. Şurada kaşıklığım var tam peçetenin olduğu yerde ve o kaşıklar ağzına kadar dolu olduğu için biraz karmaşık duruyordu. Bu yağdanlıklarımın önünde de sürahilerim vardı. Artık sürahilerimi kaldırdım. Çünkü burada bir arıtmamız var ve dedim ki bundan sonra su içmek istediğimizde artık buradan dolduralım ve içelim. Yani şunları görmek istemiyorum. Çünkü burayı inanılmaz kalabalıklaştırıyordu. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mutfakta aslında bu köşemi ben yani kahve köşesi olarak kullanmıyorum ama mecbur kaldım. En son hatırlarsanız böyle bir Kurban Bayramı'nda derin dondurucu aldığımız için ben burayı kahve köşesi yapma gibi bir planım vardı. Ama maalesef artık yapamıyorum çünkü yani kapattı her yeri ve nefret ediyorum ondan gerçekten. Bunu eğer halledebilirsek annemlere göndereceğiz. Çünkü çok fazla, şunun bir altını kısayım. Çünkü çok fazla derin dondurucu kullanmıyorum. Yani hani şu an gerekli şeyleri buradaki dolabıma alıp, hani daha sık kullandığım şeyleri bu dolabıma alıp bunu göndereceğim. Buraya da inşallah şöyle güzel bir kahve köşesi yapacağız. Tabii ki buradaki en büyük sorunumuz kapı böyle açıldığı için buraya bir şey yapılamıyor. Ancak bu boya kadar yapılabilir. Bu da kısa bir boy. O sebeple bu kapıyı da inşallah... Niye bu kadar inşallah diyorum? Hiç kendimize güvenim yok herhalde. Bu kapıyı da sürgü yapacağız. Mesela bakın şu an şeye değdiği için, sandalyeye değdiği için bu perdem yamulmuş. Bunu da sürgü yaptığımız zaman buraya güzel bir kahve köşesi beni bayağı bir mutlu edecek. Bir de bakın burada ne var? İroş'un Mardin'e gittiği zaman bana böyle bir magnet almıştı. Tabii bunun yanında başka şeyler de getirdi ama evimin ilk magneti burada. Yani ben magnet almamıştım daha önce hiç. Çünkü bizim buzdolabımız böyle olduğu için tutmuyor. Ama hazır bu varken kullanmak istedim. Burada da böyle bir hatıra olarak kalıyor. Bir de arkadaşlar en mutlu olduğum konulardan birisi de şu açıyı düzelteyim. Tripodumu buldum. Neden bu kadar önemli bu tripod? Çünkü aradım ve aynısını bulamadım. Bunu ben çok önce aldım. Yani ilk YouTube'a başladığım zamanlarda böyle vlog kameramı aldıktan hemen sonra almıştım bu tripodu. Ve bulamadım bir daha. Öyle zaten çok rastgele bulmuştum bunu. Yani aslında ilk aldığımda kafamdaki istediğim şey bu değildi. O yüzden çok sevmiyordum ama bunu kaybettiğimde bunun yokluğunu o kadar aradım ki o kamera titremeleri, o açıyı tutturamama neler yaşadım bilemezsiniz. Bunu da nereden buldum? Çok saçma. Aramadığım yer kalmadı. Yaklaşık bir 5-6 aydır falan kayıp yanlış hatırlamıyorsam. Çok sallamış da olabilirim ama bana öyle geliyor. Dolaba koyduğum birkaç ürün vardı. Onlar büyük bir poşette duruyordu. Koymak için daha doğrusu ayırdım. Onun içini açtığım zaman, yani daha doğrusu ortalarında falan bayağı bir süre sonra başka şeyler de koymuşum.
bunu gördüm. Görünce böyle gözlerim resmen parladı. O yüzden aşırı mutluyum. Yani burada yemek yaparken de kamera bir oraya bir buraya falan biz saçma sapan koyuyorduk ya, artık bunu yaşamayacaksınız. Bence siz de mutlusunuz. Bir de böyle artık kamerada hep no makeup olmamak kadar düşünüyorsunuz. Esra ablanın farkı. Ya aslında Esra abla yok şu anda ama Esra ablanın sonuçta yöntemiyle çalışan arkadaşları var. Ve onlar gerçekten çok güzel yapıyor cildi. Bu hafta ya da bir sonraki hafta TMC'ye gideceğim. Daha önce hiç yaptırmadım. Aşırı heyecanlıyım, aşırı meraklıyım ama 1,5 hafta falan böyle cildin kıpkırmızı olacak ve soyulmalar olabilir. Bazısında çok oluyor, bazısında hiç olmuyor denildi. O yüzden o 1,5 haftalık süreçte ne yaparım, beni görür müsünüz, göremez misiniz bilmiyorum. Yani bundan sonrası Allah-u Teala'ya emanet diyerek kapatıyorum. Pilavımız pişti, hemen göstermek istiyorum. Aşırı güzel oldu. Bakar mısınız? Tane tane. Şimdi aslında normalde kapağını açmaz, sırf size gösterebilmek için açtım. Şöyle odaklarsa. Böyle ince uzun aşırı güzel bir pilav ya. Ben bunu çok beğeniyorum. İran pirinci diye geçiyormuş. Hazallar da İran'dan getirtiyormuş. Babaanne soralı olduğu için. Bu kadar detayı niye veriyorum bilmiyorum ama hani nereden bulabiliriz falan diye sorarsanız bilmiyorum demek için. Ben her şeyimi kendim hallederim yani. O konuda sorun yok. Ben Ayşe, zaman kaybetmek istemiyorum ya. Beceremiyorum ya şeyden dolayı, benim düzleştiricim kalın düzleştirici, Mert'in doğum hediyesi almıştı bana. Evet, şimdi biraz brokoli ayırdım, onda Volkan geç gelecek o zaman yer diye düşünüyorum. Şöyle sarımsaklarımı, hatta büyük bir bıçağım varsa şuradan. Böyle. Çok da şey olmasın, ezilip büzülmesin. Şimdi sarımsaklı yoğurt yapacağım. Bir anne usulü olarak yoğurt dibinde kaldıysa bu şekilde direkt burada hazırlanır. Ayrı bir kap, asla ve kata kirletilmez. Bakın hemen soyuldu. Ezip büzmeden şöyle tık diye bir kere vurunca hemen soyuluyor. Öbür türlü çok böyle rahat soyulmaya sinir oluyorum. Şu görüntü beni çok rahatlatıyor ya. Yoğurdun içine yapacaktım. Karıştırdım. Kafam karıştı ya video çekiyorum diye. Neyse, bir şey olmaz. Diğerini bari şöyle yoğurdun içine yapayım da. Karıştırıyorum yoğurdumuzu. Tabak değiştirdim çok hızlı. Çünkü diğer tabak nedense büyük kaldı. Halbuki çok da yeterli bir porsiyon ama. Tuz ekledim mi? Eklemedim. O yüzden şöyle biraz üstüne tuz şey yapayım. Sofraya tekrar zaten karıştıracağız. Bir de tabii ki pul biber. Okey. Yemekler hazır. En son et soteyi de pişirdim. Bu şekilde. Bir 15-20 dakika herhalde gelir diye düşünüyorum Bengü. Bakın kim geldi? Şöyle ayarlayalım. Şey tripodumu buldum geçen gün aylar sonra. Kanka kamerayı nerede işte? Bana niye söylemedin? Bengüsüm geldi. Kavuştuk. Bak Nur bana bir yemekler hazırlamış, bir yemekler. Evet Bengü Hanım. Şimdi yemekteyiz oynuyoruz tamam mı? Çok seversin. Evet. Yalnız bu böyle kaldı. Peçete yok. Peçete yok. Bence yalnız Runner... bu et var ya et almışım. Runner yok. Bu ne rezalet. Evet. Al sana limon. Ya limon dediğim için limon koymuş diye. Yani misafirperver... Misafirperver kafamı atsaydın. Kendine arkadaşlar ekmek almış gelmiş. Evde sanki ekmek yokmuş gibi. Yok. Yok. Ama tost ekmeği var kanka. Ama kanka sen yemiyorsun. Ben ekmekçiyim. Evet. Bu doğru. Ama ben kendimi göreyim. Heh. Evet şöyle koydum bak. Arkadaşlar çok kilo aldım ona rağmen ekmek yiyorum. Benim gözlüğüm buradan yansıyor mudur? Yansıyor bence. Kanka gözlüğe uyuz alıyorum. Neden? Ve şu an kendimi asla görmüyorum. Kanka geçen gün, ben niye çıkmıyorum? Biz ekmek yiyelim. Şimdi şöyle, geçen gün, indirim döneminde Bengü en son geldiği vlogda Bengü'nün saçına bir tane saç kremi uyguladık.
Abi çok. John Freda'nın John Freda mıydı? Evet. John Freda'nın ağırlaştırmayan pürüzleştirici kremi. Bana çok önce çok eskiden PR gönderisi olarak geldi. Ondan sonrasında ben onu kullanıyorum ama kanka hani sarı ikisinin saçını benim saçımın şeyi biri olmasın. Bence nasıl ben etki? Fark etmedim. fark ettim ama. Hissettim. Evet, fark ettim ama hani şöyle yani bu kadar etkili olduğunu anlamamıştım. Ya benim saçım evet mükemmel pürüzleştire böyle bebek gibi yapıyor falan. Ama neyse, benim saçım hem yülpet gibi. Yülpet bu lafı da ben gidiyorum başka kimse duyamazsınız. Hem kıvırcık hem yülpek yülpek olduğu için. Tırnaklarım çok kötü halde. Ben de, hayır ben çok beğendim tırnaklarım. Konudan konuya geçmemiz. Şey, baksana kanka tamamen şey oldu temizlikte, mahvoldum yani. Temizlik neyse. Biz bir yaptık, Fatma diyorum ki kanka şuna bak oha, biz şok olduk. Bu arada fotoğrafı yani şöyle o gün o videoya eklerim demişim ama eklememişim. Beni balık karavasan gibi, benim var ya artık gece rüyalarıma giriyordu takipçilerim. Sonra bana bile mesaj attılar. Evet sonradan yani zamanı geçti diye de eklemedim. Yani zaten izlendi daha da şey olmaz falan. Ondan sonra hala da ısrar DM'den falan şey oluyor. Benden DM'den atıyorum çünkü şimdi YouTube'un kitlesi, Instagram'ın kitlesi aynı olmadığı için insanlar şey der. Ya ne alaka benim şu an saçındaki şeyi biz niye merak edelim falan. Evet doğru. Sonra indirim döneminde tekrar bana başladılar. Bu benim saçına şey yaptığın işte sürdüğün kremi göster falan filan. Şu an bunu niye anlatıyorum onu da bilmiyorum. Nasıl girdik biz bu konuya? Benim yanına gelince saçmalıyoruz işte böyle. Ondan sonra aşk gidiyorum ya yiyem seni. Yumuşacıksın kanka. Mutfakta telefonla konuşuyor Fatma Nur. Ben Fatma Nur'u seviyorum buraları böyle. Ellerimi falan ellerini falan şey yapıyorsun sen aynen. Ondan sonra ben bir saçını paylaştım. Öncesi sonrası diye. Kanka o zaman ben de bir şoka girdim bu arada. Sonradan kanka izleyince. O zaman saçım uzun. Herkes o kadar çok şey yapmış ki ürünü hem almışlar hem de o kadar çok beğenmişler ki hemen yazdılar falan. Ürün harbiden çok iyi. Ben şok oldum ya. Sen pek aldın Molling'den ürünü. Öyle almadım. Niye almadın? O kadar saçını güzel yapan harbiden ha. Ama anca. Sen anca gerçekten başka influencerların linklerinden kıyafet alıyorsun. Saçma olamaz. Ben kıyafet aldım. Zamanında söyledin şundan şunu bundan bunu al. Bir de gelmiş bana anlatıyor. Benden ne aldın diyor mu hiçbir şey kanka? Yalan. Bu doğru. Çok yalan. Çok güzel olmuş bu arada. Şey. Konuya konuya. Çorba çok güzel olmuş yani ne var? Yalan mı söylüyorsun? Evet kanka. Evet yaptım. Ve ben daha demeden beri ekmekle. Ne sarı ekmek? Şanta. Şantallı. Ben deminden beri konuşamıyorum. Şunun tadına bakmak istiyorum brokoli. Ben yedim. Sarımsağı olur. Bastım bu arada. Ama evet fark ettim. Volkan ağlayacak. Aşırı iyi olmuş. Volkan'a şey yaptım. Biraz ayırdım. Sarımsak sınır. Azıcık da olsa aslında sarımsak girmesi yeterli kanka. Yoksa var ya göz göz görmez bunu. Geçen gün kendime mantı yaptım. Volkan da evde yok. Ve mantıya bayılır. Sarımsağa da bayılır. Volkan sarımsağa kalmasa böyle elma yer gibi yiyecek. Ondan yani sonra sarımsaksız yemek... Ve soğansız. Evet. Mesela bak çekiyormuş gibi yiyip aynen. Kesin var ya nefret ediyorlar şu an bizden bunları yiyip. Yoo onlar bizi böyle seviyor. Doğru. Değil mi? Ekmeği bandırıp yemem. Her şeye bandırmam peki. Yoğurda da bandı şu an. ne diyordum ya? Mantı diyordum. Ha, ondan sonra kanka bana böyle yaptı. Kapıyı açtım. Of! Bu nasıl bir koku? Evin içi ben de... şey yoğurtu işte sarımsak şey yaptım şey evde unutmuşum. O da bütün evi sarmış mı? Aynen. Evden dışarı çıktık arkadaşlarımıza gideceğiz. Koku geliyor mu diyorum hani benden falan da gelebilir çünkü. Yo diyor şu an gelmiyor. Demek ki ev şey oldu. Sonra dönüşte bence fark ettik. Volkan mutfağa bir girdi. Böyle bu dedi bunu buraya koyarsan tabii dedi bütün ev kokar mı unutmuşum. Ben kendimi görmedim çok rahatsız oldum. Nasıl gözlüğüm? Gözlüğe geri döndüm kanka. Kanka, o kadar yükselmiş ki ya. Küçük mü göz yüzüne? Küçük mü? Herkes büyük diyor o yüzden. Uydurmasınlar. Aynen yalan satmak. Seni kıskanıyorlar kanka. Bir olmuş. Bu 1.5. Çok üzüldüm. Bir adım da öyle olmuştu. Çok üzüldüm göz, ya. Sonra ne yaptım biliyor musun? Gözleri çizdirdim. Ben de istiyorum kanka. Çizdirmek. Kanka çizdiriyorsun ama mesela bir şeyler var. Bir şeyler kullanman mı lazım sonrasında? İşte serum mudur? Serum ne ya? ne diyor ya? Göz damlası falan. Göz damlası. Eskiye dönmemesi için bir şeyler yapıyordu o yine. Tekrarlıyor mu acaba? İşte bir şey yapmazsan. Yazar ne alaka kanka sıçtım. Bir şey yapmazsan. Bir şey yapmazsan oluyordu sanki böyle tekrar büyümek. Ama bir şey hatırlamıyorum şu an. O yüzden yalan söylemeyeyim. Kapatalım ya biz konuşalım. Evet tamam bye. Bu kadar. Böyle birisi.
Abartma ya. Abartma bir şey. Arkadaşlar Volkan geldi şimdi. Evet. Hemen daha gelir gelmez çekmek istedim. Çünkü canım aşkım bana bir şeyler almış. Bak mümkün mü? Mümkün. Eve nasıl girelim? Aşkım beni şu an yanlış yansıtıyorsun insanlara. Şaka yapıyorum. Ben kendi içimden geldi gördüm aldım. Evet, bu ne? Ya. Şimdi, benim üzmekim geliyor. Tamam. Şimdi çok heyecanlıyım. Mesele ben bunu çok severim. Çünkü ben geldiği için böyle konuşmaya devam edebilirim. Mesele ben bunu çok severim. Ay neyse. Volkan geldi diyor ki sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Ay onu çekmem lazım evet ya. Ya. Böyle konuşalım. Volkan bir daha tekrarlayalım. Ki. Bak bak bak. Aa aldı bakayım. Ya bunu çok güzel. Güzelmiş. Evet ben çok beğendim. Spora giderken falan giyerim kanka. Havalı. Bir havalar, havalar yağışlı. Şey böyle... Şapka falan, fotoğraf. Sen yine geldin mi? Geldim. Ha bunu kendine almış Volkan, değil mi? Evet. Aşkım sana. Kısa gibi. Kanka. Küçük gibi. Evde yani. Dün denedim. Ha ben dedim bana mı? Biraz küçük gibi değil mi? Ben sana demedim ki altı giyeceksin diye. Bu boy ne? Koptum. Aa bunu evet bunu çok beğenmiştim. Tam benim tarzım. Bakayım o attım bakayım. Aa, tam tam senin... benim tarzım. Böyle bir şey Nike'ın mı vardı senin ya? Evet ama uzunu elleri de şey geçer şeyli, ama kanka şurasını artık... Evet şeyli yani. Ama kanka artık onun meftahı çıktı ve ben en son onunla ne aklı hizmet gittim evye çamaşır suyuyla şey yaptım. O fırçam var ya fırçayı kanka. Böyle yaparken pat diye üstüme geldi yüzüme suratıma. Daha umurumda değil yüzüm. Direkt üstüme baktım. Nike'ım. Yüzüm falan umurumda değil. Üstüme bir baktım. Daha değer demez ki turuncu oldu üstümde. Evet öyle oluyor. Ben de bir kere ablamın hırkasını öyle yaptım sonra. Ama yüzsüz gibi hala giymedi orada. Evde. Aa çok güzel bu. Ha versene bunu deneyeyim ya. Demedin mi? Yok. Ay midem. Çok yedim de. Ulan alarmı sökmeyi unuttu sandım ha. Ay ben de korktum ben şimdi öyle diyeceğim. Hepimizin yüzü buz kesti. Aynen biz ne oluyor? Kendime ucuz salıyorum. Aynen. Fatma'yı alırken. Mecbur alıyorum. Bakın şöyle. Şey, bir tane Nike'ın vardı böyle bunun incesi. Bu kumaşa ne deniyor ya? Forma gibi ya. Mikrofiber kumaşı. Bir tane vardı forma gibi aşkım. O mesela çok ama inceydi bu daha iyi. Bu daha iyi. Mesela bu şeye falan gidiyor. Tenise falan gidiyor. O zamanlar böyle şeyler iyi oluyor. Şortunu çok beğendim. Şortu beğenmiş. Hey Sam kırmızı şort ne? Hey Sam kırmızı şort deniz şortu mu? Yok normal. Aşkım emin misin? Sanki bak kanka deniz şortu hayatım, gibi. Yani denizi de giyersin kanka, deniz aynen, şortu. Aynen evde giyer işte. Kırmızı. Şortu da giyebilirim Bengü. Evet doğru. Teniste bunu giyersin. Bu boyunca vermediğim için sadece evde giyebilirim. Bengü'nün de bir şey. Senin elin olmasa bana nasıl olacak o? SM bu. Ha tamam. Kanka Volkan'ın aldığı kanka... her şeyi giymek zorunda değilsin. Bana böyle davranamazsın. Eniştemi savunuyorum. Hayır kanka ama kendisi söyledi. Dedi ki aşkım termal eldiven aldım ikimiz de giyeriz dedi. Aynen arkadaşlar siz giyerseniz. Benim kanka elim aşırı üşüyor. Volkan elleri çok üşümüyor ki. Bak şu an dokun Allah aşkına dokun. İşte o small hayatım. Aynen ha. Baksana o small. Evet aşkım. Beden yoktu başka. Mecbur aldım onu şansı. Ondan ben de giyerim. Sen giyersin. Valla giyerim kanka ben Volkan'ın aldığı şeyleri çok seviyorum. Evet güzelmiş bayağı güzel. Hoşumuştu. Evet bu. Ama aslında zaten kilo ver, kilo da verirsin. Bu harbiden güzelmiş. Vermeye başladım. Evet ama vermeye başladım. Kanka yüzü zayıflamamış mı? Evet gidiyor. Bir evet. Evet. Volkan sonra göbeğe ben. Gidiyor bence. Evet. Evet. Aynen. Hani biz yine sakız çiğniyoruz. Kanka ama sarımsak bir şey yedik. Volkan yemediği için mecbur çiğniyoruz şu an. Anlatabiliyor muyum? Ben kesin cakkılı cakkılı çiğnedim yine. Evet kanka. Arkadaşlar ya beni böyle kabul edin tamam mı? Bakalım şu an geliyor. Bence bu iyi o. Ben okeyim. Evet. Nerede gideceğim onu? Nasıl gideceğim? Ya öyle pazar günleri dışarıdayken veya işte... Ya liseye yürüyüşe iniyorsunuz mesela. Sen pijama, Volkan şort üstü şey, kazak. Böyle şey semte iniyoruz. Aynen. Böyle. Bir şekilde de spora gidiyoruz. Aynen. Pilates yani. Bu da sivit. Bu çok iyi. Çok güzel. Tam benim tarzım. Böyle bence crop de. Gibi ama crop değil. Ama uzun da değil. Yani boyu... Aslında tam göbek deliğinin altında bitiyor. Ve pantolonlar, tight'lar hepsi de çok rahat evet, giyebilirsin ve kanka. Ve şey yani hani böyle... Bir ya bakayım. Çok uzun olanları sevmiyorum. Bunlar güzel oldu. Bu güzel. Bu Nike, bu Nike mı Puma mı? Puma. İkisi de Puma. Puma. Neyim sen beğenmedin mi onu? Neyi? Yo beğendim. Hayır hayır şey dedim. Volkan bana bunu attı. Sonra çok güzelmiş dedim. Sonra dedim ki aşkım başka silik var mı? Çünkü her zaman bir şeyin daha güzel olabilir mantığındayım. Baktım yok. En güzeli bu olduğu için bunu şey yaptım. Ama çok beğendim. Yazdım ya çok güzel yani. Bu niye böyle? Büyük mü oldu? Hayır aşkım. Baş parmak, serçe parmak takmışım.
Bir şey sallanıyor burada. Koptum. Ya ben niye çok gülüyorum bugün? Ağlayacağım. Bugün çok ağladım. Yani çok böyle böyle olmadı ama zaten sevmeymiş bu ama şey yapılır yani ben. Şöyle. Bence kötü değil. He? Kötü değil. Okey. Yarın... Abi tam şey gibi oldum. Sen şöyle oturayım mı? Aynen. Normalde bir de spor. Biz 3'e aldık. Çünkü beni kahvaltı yapacağız falan filan. Bengül de çok uyanmak istemez. Evet, çünkü izin günü. Günüm. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Volkan şu an kimle gülerek mesaj yaşıyor arkadaşlar? Tahmin edin. Tahmin edin. Anıl ya da... Bir gece çiğ köfte dürüm şovumuz yok mu? Sus ya var. Ben şey, bir şey demedim ki. Eğilmem mi gerekiyor? Ne kadar güzel olmuş değil mi Bengül görüşme? Ya çiğ de o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Ben diyorum bu sabahtan böyle Bengül bembeyaz olmuşsun. Bengül beyazsın. Bir beyazlık var. Ama ilk Bengül'den çıktı. Şöyle. Abi, şu an belli olmuyor ama. Evet. Ve ben hani kumral bir insanım. Öyle bir eser falan da değilim. Değilim. Ben sarışın değilim. Ona bile eller lütfen yazsın. Şey sarışın da fena değil. Biliyor musun? Ben sarışın değilim. Aynen bile onu da patlattım. Biri bana demiş ki. Biri yorum atmış. Yazmış ki. Ben işte vlogda şey diyorum. İşte Fatmanlar'da kalmayı çok seviyorum falan filan diyorum. Biri yazmış ki tabii ki de seversin orada her şeyi yiyorum. Kendi evinde yemediğini nereden biliyor? Ya da yiyebilir abi. Ya ne alaka, ne alaka. Evet. O kadar güldüm ki. Ay. Ne oluyor? Kum çıktı. Enişte. Çay saati arkadaşlar. Ama ben çekirdek yemem. Tea. İngilizce. Yes. Çay saati benim sürekli. Ben sürekli. Ama bir şey yaparken böyle hep yiyorum. Evet kanka. Bunu neye koyacağım? Koy ya şuna işte. En sevdiğim de budur ya benim. Şeyim. Evet kanka ben de çok seviyorum. Kap. Tadım testi. Evet ya. Bak kanka. Aa. Kanka egzama değil, bulaşıcı değil ama sanırım değil mi? Değil. Çok enteresan, nasıl bulaşıcı olmaz? Niye bulaşıcı olsun be? Ama kanka hani cildin mesela hani tarih oluyor ve böyle her yerini sarıyor ya vücutta. Birini değdiğin zaman... Bu arada geçmiş hali biliyor musun? Daha kötüydü kanka, daha kötüydü yani. Diyoruz tamam mı Fatma Nur'la? Ben de işte tabakları sudan geçirdim, makineye koydum. Lavabonu da şey, tıbacını açmamışım. Doldu. Ben dedim Allah'ım niye burası böyle oldu? Ben dedim ki Allah kanka bir şey de yapmadım falan diyorum, tribe girdim. Ne yok ki tıbacını açmamışım. Ben de bununla gidere şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum hani oraya yemek artı tıkandıysa kenara gitsin açılsın diye. Zorla. Ondan sonra Allah Allah diyorum hala bir şey olmadı. En son dedim ki aa dedim burada şey mi takıl acaba? Bir elimi soktum. Kanka. Ama hala. Sosu. Çok mutluyum biliyor musunuz? Kendi işimi yapıyorum şu an. Pastane bölümündeyim. Bir otelde Taksim'de. Gelin. Gelin. Bu arada ben Bengü. Kimse anlamı gülmeyecek ki. Ama biz gülüyoruz. Anlatırız onu şimdi. Aynen. Ondan sonra bir şansımı orada unutmuşum. Kanka bana kadar bardak yani. Çıkarsan hemen. Nerede? Şurada normal bardak, çay bardağı. Bileğin koktu değil mi? Evet. Sonra şey, şarj aletimi prizde unutup mutfağı yıkarken, pastaneyi yıkarken... Sen mi yaptın onu bu arada? Ben başka biri yaptım. Hayır kanka, Stewart yaptı işte. Evet. Stewart bulaşıkçı demek. Su şey yapmış, şu an çalışmıyor. Allah'ım, kanka benim buraya boyum yetmez lan. Neydi şimdi? Ne yapayım o zaman, böyle kalsın. Hazal da bir gün böyle yaptı. Dedi ki, ya dedi şuradan kahve fincanı alacağım işte dedi, sandalye alayım geleyim dedi. Ben uzandım almadım. Bu neydi şimdi? Bu neydi şimdi? Hayır uzun birisi değilim yani. Sen kaçsın kanka? Sen benden uzunsun ama kanka. Bak. Kanka biraz. Ama saçlarını kabartmışsın yalan yapma. Şuradan, ya kanka omuzdan hesap edeceksin. Ne alaka ya, boynun uzundur belki. Bu mantığı hiçbir zaman anlamam. Ama bizim sınıfta bir çocuk var değil. Kanka. Bilmiyorum. Bunu kullanır mısın? Aa bu ne? Serüvenin çok güzel bir nemlendiricisi. Hem yüze hem vücuda uygulanıyor. Parfüm içermez diyor. Kanka güzel. Sen bir eline dene bakalım. Hiç açmadım ama. Bir tane daha var bende. Bir de ben reaktör kullanıyorum ya, ekstra nemlendirici. Evet. Kanka kapıdan biri geç. Gölgenmiş. Gölgen. Ay yumuşacık yaptı kız. Tamam o senin olsun o zaman kanka.
Ay minik, ay gidem, ay gidem, ay gidem, ay gidem. Ağladım. Arkadaşlar sabahtan beri Volkan, Bengü, ben o kadar güldük ki Allah ağlatmasın, amin. Kusacaktım ama ben. Evet, Bengü'ye çok güldüm, kusacağım sanırım. Ne alaka, ne alaka? Ya, ne oluyor, ne oluyor? Kankalar. Arkadaşlar diyeceğim, bu arada Bengü gelince herkese kanka diyorum. Volkan'ı zaten kanka değil, kanka değil. Volkan böyle. Kanka mı? Yılbaşı ağacını çıkarttık. Bakın. Ben de aynı boyda. Kanka bu 1.40, 2.40 bu arada, biliyor musun? Açılınca 2.40. Bayağı şey oluyor. Burada da yılbaşı süslerim var. Bir de bugün şey, şurada hemen göstereyim size. Yeni aldım. Mini. Böyle minik şeyler var yılbaşı için. Kanka bunlar yenilebiliyor. Aa, şeker. Evet, yeni aldım ve yorumlara tadı çok güzel yazıyordu. Bunları süs için aldım ama yiyebilirsin de. Buradaki miniklerle de şöyle hemen pıtı pıtı götürüyorum. Bunları Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Niye böyle konuştum? Şuradaki şöminenin üstünü süsleyelim dedim. Buraya. Evet. Ağacı buraya açarsak en azından yarın da belki süsleriz. Ay, falan diye düşündüm. Bunlar evet var. Kanki. Bunlardan aldım. Bunları aralara koymak için. Şunu aldım kanka. Çok kaybolmuş. Normalde biliyorsun. Şuraya mı yakıyor onu? Evet, yani aslında arkadaşlar böyle hani yılbaşında falan, yılbaşında diyorum, doğum gününüzde falan böyle işte boynunuza falan atıyorsunuz ya bunların renklerini. Aslında bu mantık. O yüzden bunların aslında içinde bir tel olsa bunu ben şekil verebilsem daha iyi olurdu. He. Düşer belki oradan bu, diye şey yapıyorum, sert olurdu. Kanka telli zaten bu değil mi? Hayır kanka değil. Değil. O yüzden ama kanka diğerleri. Ela, 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 umberella. Burayı şöyle şöyle kabartıp şöyle. Bundan çünkü iki tane iki var. İki tane mi var? Evet kanka, iki tane aldım bilerek. Bana baksana. Bayağı iyi oldu kız. Aynen bunları işte inşallah ışığım yeterse ışık koyacağım arasına. Işık yetmez alırım artık. Ben aynı şimdi onu diyecektim. Yetmezse bile sen alırsın. Aynen, aralarını süsleyeceğim. Böyle çok tatlış olacak. Tabii şu an birazcık bir şey olmadı ama biz bunu hallederiz. Ve şeyim yeterse, yılbaşına kadar görüşürsek Fatma Nur'la şey yapacağız. Aizinkli kurabiye. Şey, kurabiye adam. Çok güldüm, aşırı midem bulanıyor. Kanka ne alaka? Bir sende görüyorum bunu ya. Bunu buraya mı koyalım? Çünkü geçen sene burayı çok kapattı yani. Şuraya kadar falan geliyor, bayağı büyük bir şey. Yoksa şuraya mı koyalım diyoruz. Hani bu koltukları biraz böyle itip şu arayı açıp. Birazdan bence Volkan gelsin. Volkan çok mantıklı konuştuğu için bazen. Bence de evet. Onun söyledikleriyle hemen ikna oluyorum. Ben şu an Volkan'ın yanına da gidelim biz bir. Bence de kanka. Baskın basanın de. Daha demin Işık kafamı... Voki, sana bir şey soracağım aşkım. Bizim hani şeyimiz var, iki koltuk arasında uzun zigonumuz. Telefon falan var, lambader var. Oranın koltukları birazcık çekip, oranın arasını açıp, onları oradan çıkartıp yola şarjını oraya kurmaya ne dersin? Ama görünmez koltuklardan. Yani aşağılar pek görünmez ama yukarılar en azından hani girişi dolu çok mu kapatır? Evet, dolu dolu gözükebilir orası belki. Ne diyorsun sence? Bence olmaz öyle. Ya da çok mu daraltır? Açıkta durması lazım. Girişi çok daraltıyor ama ne, yani sanki orada iyi olur mu bilemedim. Sen 1,5 ay falan tutarsın. Söz veremem. Sene kaldı. Birden gelip bana yerlemesi lazım. Kanka çok zor var ya, onu biz kapatana kadar İrem'le var ya, kanter içinde kaldık. Gerçekten çok zordu. Hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi bu sene diyorum ki keşke ama 1,5 metrelik alsaydım. Sen ne kadar aldın? O 90 santimi de buraya yapsana. Niye kanka? Niye yapayım? Hayır, yapalım. Yemin ederim yılbaşı ağacı var. Banyolara koydum. Sıçtım. Telefonum, hiç bildirim yok. Arkadaşlar şimdi yapabildiğimiz kadar yapacağız. Şurayı kaldıracağız. Kanka aşırı yüz oluyorum. Senin yüzüne bir şey geliyor. Çık bir dakika orada. Evet. Şurayı, şuradakileri kaldıracağız. Nereye koyacağım bilmiyorum ama kaldıracağız. Şuna var ya bayıldım kanka. Aşırı ben iyi. Ben onları şey, Fatma ile Emirhan ev hediyesi almıştım. Gerçek çikolata ama ben sulardım. Boş ver.
arkadaşlar çok sağlamasyon yaptık. Şu aa, şekerleri yani normalde farklı bir şey için almıştım. Sonra bunları da taktık. Ama kanka şu ikisi çok evet, şey duruyor aynen, aşırı. Öndekini almak lazım şunu. Bence de. Onu kesin ben takmışımdır. Ha yok sen bağlamışsın. Ben bağlamış mıyım? Evet, evet kanka. Şömine üstü süslememiz bitmiştir arkadaşlar. Bayağı bir zorladı beni ama sonunda yaptık. Bu arada kamerada durduğundan çok daha güzel duruyor. Burayı bir şekilde yaptım. Bayağı bence oldu. Günaydın. Uyandık şimdi. Ben uyandım, alarm kurmuşum. Çünkü dün gece 4'e yakın falan yattık. Yılbaşı ağacında böyle gece kurduğumuz için biraz yoruldum. Her ne olursa olsun yoruyor biraz. Neyse. Alarm kurdum 12. Bir de 12-15'e bile kurmuştum. Şimdi kalktık. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra pilates edeceğiz benimle. O yüzden normalde benim pilatesim bir de bugün rahat rahat kahvaltı yapabilirim diye şunu şöyle çevireyim. Rahat rahat kahvaltı yapabilirim diye saat 3'e aldırdım. O yüzden kahvaltı şimdiden başlamak istiyorum. Böyle ahisahisi güzel bir kahvaltı yapalım hep birlikte diye. Sizi de buraya koyuyorum. Bizi izlersiniz. Günaydın. Oha sesime bak. Bak ben de altında öyle dedim. Biraz konuşunca açılıyorsun. Oha ne konuşuyordu görmüyorum. Menümüzü sayalım ya. Hı? Menümüzü sayalım. Tabii de değişmeyen şeyimiz. Sosis. Soslu sosis. Potato. Patates. Pankek. Yumurta. Bir de işte kahvaltılık abuduk bir şeyler. Evet. Pankekimiz bu kadar kolay bir şekilde hazır ve nazır. Bir kenarda bizi bekleyecek çünkü çok hızlı pişiyor. Diğer şeyleri hazırlamakla başlıyorum ve ben direkt soslu sosise geçiyorum arkadaşlar. Sos sosislerimi koydum. Bengü burada patatesleri yapıyor. En usul. Pankekimizin de hamuru hazır. Onu da birazdan şu ocağa koyup onu da birazdan pişireceğim. Sonra bir de yumurtamız kalacak. Ancak biraz da kahvaltılıklar falan filan. Çok azıcık yağ, yağ döküp ilkinde öyle peçeteyle yayıyorum. Göremiyorsunuz ki kolumda. Böyle yayıyorum. Ondan sonra bir daha yapmanıza gerek yok. Aşırı iyi oluyor. Aynen bu şekilde yapışmıyor da. Tavanız ne olursa olsun ilk etapta yapışma ihtimali çok yüksek oluyor fark ettim. Alır alır. Evet şimdi bu soslu sosisi yaptım ama nasıl yaptım eğer soracaksanız şöyle. Sosisleri önce kesiyorsunuz, yağda bir soteliyorsunuz. Sonrasında salça koyuyorsunuz üzerine 1-1,5 kaşık kadar. Onunla bir güzel kavuruyorsunuz. Sonra tuzunu ekliyorsunuz. Kekik vesaire ekleyebilirsiniz. Ben sevmediğim için eklemiyorum. Sonra üzerine sıcak su ekliyorum ben ve böyle kıvam alana kadar kaynatıyorum. Bu kadar. Pankeklerimiz burada böyle pişiyor. Buraya da şimdi sucuklu yumurta aldık. Patatesimiz de yapıldı. Bengi yaptı patatesi. Çok güzel duruyor. Bengi de içeriği kurmaya gitti. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Öyle bugün pazar gibi hissediyorum yani. Çok mutluyum. Günaydın. 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 Biz çoktan günaydın dedik de. Evet. Soframız, kahvaltımız, evet. Hemen pankekimiz var, yumurtamız var, sosis aşığım. Yumurtamız var, kahvaltılarımız var. Çok güzel bir kahvaltı. Pazar gibi hissediyorum bugünü. Aynen. Size çarşamba günü pazar keyfi yaşatıyorum. Evet. Spora gidiyoruz. Çok iyi kapanıyor. Evet arkadaşlar kilo almışım. Ben konuşmuyorum zaten. Ben konuşmuyorum. Ya evet şu bacaklarım birazcık yani iç bacağım. İç bacağım sürekli çıkıyor yani. Gidiyor. Bir geleyim.
Bir gideyim. Bir gideyim. Ben bu monttan dolayı da şu an ekstra yapıyorum. Evet, çok kalın bir şey arkadaşlar. Aldanmayın buna. Normalde tatlı yemeğe gidecektik. Volkan'ın da dışarıda işi var. Biz gelecektik, o çıkacaktı. Sonra dedim ki neyse biz uzunmalarını şey yapalım. Hazal'a gidelim. Oradan da sonra kendimiz döneriz. Çünkü Hazal... Görüyorum. Çünkü Hazal Bengü ile falan hani geldiği zaman görüşelim vesaire demişti. Neden olmasın? Ay elim ağrıdı. Eğer zaten hani şey olsaydı, Bengü'nün işi, Bengü'nün diyorum, Hazal'ın işi olsaydı tatlı meyvelmiş. Evet. Bengü içemiyormuş şey gibi. Aynen. Kaşar kıvırcık saç olunca fön çektiğince de ayrı bir dert. Neyse biz şu an Pilates'e gidiyoruz. Ama yapamayacağım. Tamam öyle yapacak büyük ihtimalle. Ben kendimi çok zorlamak istemiyorum. Aynen kanka çalışıyorsun. Çalışıyorum şimdi yarın. Hamlarsın. Çünkü hani zaten hamım. Zaten hamım. O yüzden çok zorlamayacağım ama yani deneyeceğim. Bir kere ablamla da gitmiştim çünkü. Ben spor insanı değilim arkadaşlar. Ben uzağım yani öyle şeyler anlıyor musunuz? Ama Fatma'nın öyle değil. Ablam da öyle değil mesela. Ablam hala gidiyor. Ben yiyeyim. Yap ye abi. Net yani benim olayım bu. Ben çok planlıyorum. O yüzden. Yani şöyle tartıda 200 gram görünüyor. Gerçekten bu arada diyetisyenimizin yani İrem'in yanındaki diyetisyen tartısına tartıyorum. Yani asıl baba tartılar var ya. Ben de onun tartısı değil mi bu? Olur kanka. 200 gram almışım sadece. Ama iç bacağım şiş yine. Ben deli oluyorum iç bacağım. Ben zaten İrem'e bakın gidin. Senin en büyük takıntın iç evet, bacak. Evet kanka. Ve İrem'e gidin deyin ki Fatmanör sana her gün şunu çalıştır bana diye kesinlikle ne söyle der ki direkt iç bacak. Ben sürekli mesela antrenman bitmiş kanka bir gitmen iç bacak falan. Böyle bir iç hadi bacak. Hadi bir iç bacak yapalım. Yapsak hani ne olur sanki. Hep takıntı bende. Şu an mesela orası biraz şey olmuş böyle çıkıntı. Acaba üstündeki penye o yüzden biraz şey mi yaptı? Penye. Kanka mesela bana göre şu an hiçbir şeyin yok. Ama işte sen daha detaylı görüyorsun kendi vücudun sonuçta ama bana göre mis gibi. Ay kanka bunlar benim yürüdüğüm yollar. Şu güvenliğe bile sormuştum. Göstersene Allah aşkına. Bakın şurada güvenlik var ya. Şu Bengü'yü arkadaşlar bu yolun en gün. Sonunda indirmişler. Kanka çok güzel çekiyorsun ama böyle devam et. Şöyle. Bengü'yü bu yolun en başında indirmişler. Yani bu yokuşu, bizim şu arabayla 2-3 dakikada indiğimiz yokuşu. Aa kanka köpekler. Bir şey olmaz kanka motorları şey yapıyorlar. Bunlar hep burada. Anam yerim sizi yerim. Oy. Ondan sonra kızı burada indirmiş. Kız burası yürü, diye. Yürü. Ben de önüme gelen siteye şey diyorum. Söyle onu söyle. Önüme gelen siteye şey soruyorum. Fatma Özgün burada mı tanışıyor? Şey, benim arkadaşım vardı Fatma Özgün. Burada mı oturuyor burada acaba? Burada mı oturuyor falan. Adam diyor ki hani biliyor falan. Diyorum ki bilmiyorum. Yani şeyim bana böyle. Bana niye peki sormuyorsun? Kanka bilmiyorum ki ben neden telaşlıydım. Sen dedin ki yürü diyorsun. Yürüyorum ama yol bitmiyor. Bir de yokuş ya abi ben öldüm. Fatma dedim bir yarım saat falan yatmıştım yani. Ama adamın şeyliği yani konuma bile adam... getirmemiş. Ya da söyledim ben kanka dedim. Yokuşu yukarı doğru çıkın bak dedim. O aşağılarda falan bir yerlerde inme. Tamam kanka tamam diyor. Salak gitmiş yokuşta inmiş ya. Beni öldürüyorsun Bengü. Ne? Ayakkabı ben botla geldiğim için şimdi ayaklarım size cıbıl. Bakın. Ben de sana spor ayakkabı vereyim. Sen ayakkabı Allah'tan uzun çoraplarımı getirmişim. Ayakkabı kaç? 36. Oha. Gerçekten mi? Evet. 38 giyiyor mu? 38 mi? Oha kanka. Bu mesela 37. Kanka ben Converse'de 35 giyiyorum. 37,5 bu. Bunun kalıbı, pardon 38,5 kalıbı dar diye. Normalde 37 giyiyorum. Babet ve topuklularla 37. Ama hayır. Abartmayın sen 40 numaraya bir şey gelecek mi? Nasıl korktu kıyamam. Görüyorsunuz değil mi? Dövdüğümün bu bir kanıtı İrem'e. İrem'e şöyle yapıyor. Bir enerji vereyim mi? Ne bu kanka? Ne? Söylesene. Hadi yeni göreceğiz. Bu incir. Kanka çok şeyse sevmem belki. Bu da incir. Hadi bir yes. Çok konuşma yes. Evet, hocadan hazır yedik. İncir işte mi var? İçinde ceviz var. Oo. Şu an bizi izleyenler. Sürekli Hürrem. İçi incirli, içi ceviz. İçi cevizli incir yiyordu. Hep canım istiyordu. O gün bugünmüş arkadaşlar. Ben de yiyorum. Nasıl kalorisiz ya? Kalorisiz kanka. Ya incirin vardır da. Yani. Bir tatlı yiyorum. Ama ben kendi şekerim. Tabii canım meyve şekeri. Ama kayısı daha fıtır. Niye incir? Ne demiş öyle mi? Bu daha güzel desene. Evet, bu daha güzel.
Evet. Ne oldu? Güzel. Ne? Güzel. Bugün crossfit yapak. Hayır kanka. Ne? Bu çarşamba. Çarşamba mı sarılıyor? Niye? Tamam cuma yapalım. Neden diye sorarsan beyni var kanka. Şimdi bildi biraz yavaş yavaş yapar arkadaşlar. Kanka bir de buradan arkadaşımıza gideceğiz. Nereye gideceğiz? Arkadaşımıza. Bir de ben şimdi gideceğim kanka. Evet vücut alışık değil mi? Ne yapalım? Kanka bugün seçmem. Ben yatayım. Ben şöyle yazayım. Bugün yatma der. Anne güzel bir görüntü oldu. Şey kanka bugün biraz reformer, biraz da normal çalışalım bence. Okey. Şey yapalım. İp atlayın. Tamam. Ya, evet. Niye? Bakın biz. Evet. Arkadaşlar. Enerjilerinizi aldığınıza göre. Ben mi almadım ya? Ben aldım ama. Ben de buraya gelince kendimi zayıf hissediyorum. İnce. Ben buraya geldim kendimi hep söylüyorum. Ama ince ne yapayım? Yalan mı? Mesela arkadaşlar burada mesela evde giyiyorum kıyafeti diyorum ki ay şuram şöyle bak daha dedi şekil almışım diyorum. Yani buraya geliyorum kendimi çok daha şey hissediyorum. Yani sen bir anda evde olmayan karın kasın burada çıkıyor yalan mı? Evet. Karın kasın falan çıkıyor burada. Eve gidemeye de yok. Buraya geliyorum var. Yani, bu aynı kilo gösteriyor ama. Kanka fotoğraf bak, falan çekiyor. Bak çekiyor kilo gösteriyor diyor. Ama sen de güzel gösteriyor. Bence hani bence normal gösteriyor. Bence normal gösteriyor ama ben buraya gelince mod olarak mı şey oluyor? Ben şu an görüyorum. Acaba ben mod olarak mıdır nedir hani buraya gelince kendimi böyle zayıf gibi hissediyorum. Hayır. Zayıf beni ince yanmış gibi duruyor. Harbi evde kalındı. Böyle mi? Kanka cam bitecek yapsın. Aynen cam bitecek. Arkadaşlar saatlerimizi ayarlıyoruz. Yüksek yoğunlukla antrenman. Tamam sen sonra katıl kalın. Aynen. Ya da sen kenarda yap görürüm ben. Fatma'nın ulaşıyor. Kaç yapacağız kanka? Elin saç yine açılacak birazdan. Ne oldu? Böyle gidiyor. Zaten alıcı gözüyle baktım. Bir böyle bana pis baktı. Ne oldu ya yaptım. Ben de yok. Hoşuma gitti. 200 mü? Kanka 800 attım. Oturdum ve izledim onları. Demiştim bana göre değil diye. Burada çok güzel çalıştırıyorum. Sen dışarıya baktın. Geriye doğru otur. Arkada sandalye var. Kanka daha şöyle sandalye oturuyormuşum. Daha geri geri. Daha geri biraz daha geri otur. Koptu. Daha geri. Biraz daha. Böyle değil mi? Bu daha iyi. Devam biraz daha geri. Bak şöyle yap. Totonu. Kanka kanka seni. Hayır hayır. Daha geri. Tam üstüne otur. Bir de kalkarken kanka. Totonu böyle içe doğru çek sık babamı. Oy kanka. Kanka benim babam hiç yoktu. Bu yüzden şekillendi biraz. Bilemiyorum ben. Allah kahretmesin. Allah kahretsin. Bu rezillerle bitiklerle. Ben de suç zaten. Ben de kabahat. Ağlıyorum. Aynen de yapalım bir. Aynen. Bu ellerle. Ne yapacağız şu an? Diz çekeceksin karnım. Burada ellerin yerde değil mi? Şunun üstüne çek. Kalk. Gel. Tamam. Kaldır dizini. Bak benim üstünde. Nasıl kaldır? Dizlerini yana yakın kaldır. Yes, yavaş. Haydi! Ben şurada. Yok, güzel bir şurada değil. Hızlanalım birazdan. Bakmış boş. 3, 2, 1, başla. Eva. Hi guys. Kıpkırmızıyım şu an. Domates benim şuralarım. Domates gibi. Karım. Al karım. Bende de var kanka. At köyü çok zor geçiyor zaten. Hayır acı da diyor. Buraları hiç evet. Doğru. Ne yapıyoruz? 3, 2, başla. Normal bir ben bunu hayatta yapamam. Kanka bu en kolayı. Aynen de yapalım kanka. Yapıyorsun tabii. 2. Oh, yes. Arkadaşlar bakın şimdiden söylüyorum bana bir tane laf etmeyin. Ben buraya yapmaya gelmemiştim. Evet öyle eğlenmesin. Aynen. Tamam mı? Makarasını. Evet. Sen.
Radem Fatma'lara öyle bir baktım ki alıcı gözüyle çok hoşuma gitti. Ben niye öyle bakıyorsun? Yan şey mi yapacağız? Haydi bakalım size başlayalım. Ben istiyorum. O zaman da yavaş verelim. Ay küçük verelim yavaş. Şöyle kanka bacaklarını böyle yapıyorsun. Güzel bir çarpışma. Böyle. Kanka valla tırnağımı yerinden çıkarabilirsin. Evet. Nereye bakalım? Böyle şu yapıyorsun. Ay havada tutuyorum değil mi? Yes. Ana kadar 81 kalori yapmışız. Nabzım 155 çıktı. Nabzım 155'e çıkmış şu an. Ay. Ne yapacağız şu an? Plank. Plank yapmasın böyle. Aynen. Kaç saniye? 50. Kaç saniye sonra? Ya bana bak. Hemen tutayım. Beni göçeksene. Aynen kanka gel spor falan yapar çok eğleniriz. Başladım. Senki bayağı alıştım, ayıldım. Süpersiniz. Motivasyon şeyiydi. Harikasınız. Foto dayan. Bitti. Elimi kırdın şöyle birlikte bıçak yapar. Şimdi elim var. Benim elim kaldı böyle. Ha şöyle. Peki kanladım. Ben de diyorum bunu nasıl makif yapacağız? Kanka yuvarlak yeri koy da canın acımasın. Hazır mısın? Hı. Şu an tamam. 3. Sen bir başla bakayım. Aferin. Şimdi arkadaşlar eve geldik. Bir plan değişikliği yaptık. Kargoyu verdim. Dur sallıyorduk. Ben yine salladım burayı. Benim gözlüğümü gördün mü? Kanka masada. Kargoyu verdik. Onda sorun yok ama Hazallara gitmedik. Çünkü Hazalların kayınvalidesi gelecekmiş. Bir de eşi yani Anıl erken gelmiş. Biz dedik ki şimdi biz orada ne yapalım yani? Kayınvalideler yine gel falan varken dedi de. Olmaz ama öyle. Yani hem onlar rahat edemez hem biz rahat edemeyiz. Sonuçta misafire gelmeyin diyemez. O yüzden biz aynen gelmeyelim dedik. Bir sonrakinde görüşürüz dedik. Şimdi yemek söyledik. Böyle bir değişik bir yer bulduk. Oradan yemek söyledik. Ben tavuk şinitsel söyledim. Bengü de çıtır tavuk söyledi. İkimiz de hem şinitsel hem tavuk arasında kaldığımız için birimiz birini söyledi. Diğerimiz öbürünü söyledi ki... Ne? Kanka plastik var, normal getir. Makarna var burada. Burada patates var, şinitsel ve salata. Bence çok güzel bir şey. Böyle şeyleri ben çok seviyorum. Tavuk dünyası gibi. Böyle bir yeri ilk defa gördüğüm için hemen tadına bakmak ve denemek istedik. Bakayım. Yani bayağı iyi duruyor kanka. Bir salat gibi. Evet, o salata sosu bile var. Dün bu şey yüzünden o konudan bir ton laf ettik. Ne kanka? Sandalyeyi sürüklüyoruz ama ya. Ama gece 2.30'da. Ama ben asla 2.30 olduğunu bilmiyorum. Ben de da bilmiyorum bu arada. Yani saat 11 falan. Volkan Öpesi'yiz, ne yapıyorsunuz? Geceyi saat 2.30. Ve ben öyle dedikçe sürekli sürüklüyorum sandalyeyi. Bir de sürekli. Tamam bir daha yapmayacağım. Unutuyorum sürekli. Tamam aşkım bir daha yapmayacağım diyorum. Bakın şöyle. Gerildim. Kanka bakayım bir. Oo, çok güzel görünüyor. Volkan diyor ya, yollama ya. Ne olur, yollama Bengü ya. Bengü bana bugün tutturdu. Kanka, dün dedik ben 7 gibi giderim. Tamam dedim. İyi dedi, okey. Sonra 6'ya falan çekti. Sonra 5.30'da kesin arayacaktı, ben biliyorum. Hep böyle yapıyorum. Ama annem dün daha nazar çekti gördün ki. Aile evi. Ama kanka... Yaptığımızda bir şey yani gördünüz. Ne yaptık yani, evdeyiz. Bir plaza gittik, geldik. Neydi annen adı? Lütfen. Lütfen izle bunları ve bir daha sakın benim evimde gel. Bengü'ye böyle davranma. Makarnayı beğendim. Ben de beğendim. Ben bu arada çıtır tavuk da güzel. Bak bir. Şunu bir yiyeyim ilk önce. Kuru değil. Ben diyorum ki bu niye bu kadar şey tuzlu? Bengü tuz ekmiş. Evet kanka. Bir doyduk. Bir ön yargıyla almıştık değil mi Fato? Yok doymayız diye bir küçük aynen bir porsiyonlar. Hatta ben diye şey dedim şunu mu alsak falan filan dedim. Aynen. Ama daha demin karnımı Fatma Nur'a gösterdim. Fatma Nur şok. Ben şok gerçekten. Şok. Ben bilmiyorum kanka bunu nasıl yapıyorsun? Aynen. Ama yapmıyorum gerçekten. Hayır biraz şişirdin ya. Evet karnımı şişirdim. Resmen yani çok
iğrenç bir görüntüdü. Neyse, bunların hepsi gelip geçici şeyler arkadaşlar. Biz şimdi bir kahve keyfi falan yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra ben gideceğim. Falan bunun biraz ağzıma sıçtı. Bundan benim niye haberim yok? Saat 6.30. Tamam daha var ya. Sen 8.30'da gidecektin. Döve beni gönder. Bak ben bir hafta sonra bunları yiyeyim. Kanka ya. Eğer evde zorla tutuluyorsan göz kır. Evet. Onlarda kalayım. Yine de asla sesini çıkarmaz. Bak bir hafta kalsın. Ve mesela gideceği gün mesela pazartesi geldi, pazar gidecek. Pazar sabah gideyim saat, diyeyim. Mesela 12'de gideyim dese kanka, ben de niye orada gidiyorsun? Niye 12'de gidiyorsun derim. Niye 12'de gidiyorsun? Niye akşam gitmiyorsun? Böyle bir ay yamayım, ayım, ayım. Daha da geçen video çektik. Geçen dedim ya sabah. Şey yapıyoruz böyle. Abidik kubidik sesler çıkarıyoruz birbirimize söylerken. Bu arada arkadaşlar dün bu yılbaşı ağacını kurduk ama altına falan böyle bir şey bulamadım. Hani böyle ne denir? Kapatmak için neydi kanka? Etek gibi böyle bir şey koyuyorlar ya. Onlardan bulamadım. Bir tane buldum, o da 400 liraydı. Yani bir aylık bir şey için de 400 lira ve aşağıya koymak için 400 lira vermek istedim. Aslında giyim odamdaki peluşu koymuştum geçen sene ama orası öyle boş kalıyor. Kalsın ya. Öyle mızlıyor. Bilmiyorum, belki öyle bir şey yapabilirim. Bir de burayı çok beğendim ben. Burası çok güzel oldu. Hatta böyle şömineyi açtığım zaman ve ışıklarını yaktığım zaman çok güzel oldu. Dün çekebildim mi? Çekemedim değil mi? Şöyle bir açayım ışığını. Evet, bakın. Böyle bence çok tatlış oldu. Bir de çok daha uygun maliyete denk getirdik. Çünkü normalde şömine üstü süslemeler aşırı yüksek fiyatlı oluyor. Yüksek fiyatlı şeyler yapmak yerine daha uyguna, daha güzel sonuçlar alma taraftarıyım her zaman. Şunları mesela Ikea'dan almıştım soracak olanlar için. Şu üsttekilerin hepsinde Trendyol'dan aldım. Bir tek şu ananaslı led ışık bana 2-3 yıl önce hediye gelmişti. Bayağı oldu gerçekten. Onu da burada kullandım. Bu ağacım da Ikea'dan yine. Süslerin hepsi Ikea'dan. Şeker kamışlarını yine Trendyol'dan aldım. Onların linkini eklerim. Başka. Şu işte... kiraz dalı diye geçiyormuş. Bunları falan da hep Trendyol'dan aldım. Bu yeşilliği de Trendyol'dan aldım. Bu şekilde yani. Bu da bize geçen sene Sorşilat ekibinin yılbaşı kutusundan çıkmıştı. Onu bekletmiştim. Onu da tam böyle ortaya koydum. Bence çok güzel oldu. İçinde evin çok şipşaklaşmış. Sabah diyorsun ki ben giderken şipşak yapayım. Ay 4 dakikada mutfağı... 4 dakikada mutfağı toparladık bu arada. 4 dakikada bütün sofra kahvaltı şeylerini yıkadık elimizde hem de. Çünkü o sıra şey de çalışıyordu. Makine de çalışıyordu. Ve makinenin altı boşmuş arkadaşlar. Biz dedik orayı dizerdik. Bengi biliyormuş ama söylemedim. Niye söylemedin? Bilmiyorum ki. Hiç aklıma gelmedi açıkçası. Ya bir de ben kanka ben evde yıkamaya alışmışım ya, beni biliyorsun. Evet arkadaşlar. Yıkamayı seven bir insan. Ne olursa olsun Nescafe'den kopamadığımız için. Evet. Şurada koca bir kahve makinesi olmasına rağmen şu an çek yapıyor. Şu an kalkıp Nescafe yapıyoruz. Nescafe şeyine beni Hazal alıştırdı. Evet ben istedim. Suyu koydu kaynamaya. Diyor ki kanka 2 dakika su kaynarken ben şunları halledeyim. Makineyi boşalt. Gerçek bir ev hanımı. Aynen. Diyorum evlenince böyle oluyorsun işte. Diyor ki kanka işte evlenince böyle oluyorsun. 2 dakika hemen o şu olurken ben de şunu şey yapayım falan diye. İşlerini hızlıca halletmeye başlıyorsun bir süre sonra. Ve arkadaşlar. Ama halledik değil mi kanka su kaynayana kadar? Evet. Şipşak. Şip 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 şip. Şıp şıp. Sus. Bir şey vardı. Masterchef izliyorduk. Kahvelerimizi içtik. Sonra tam olarak şuralarda bir yerlerde TikTok çektik. Bayağı bir eğlendik ve gidiş vakti, gitme saati. Evet. Asla birbirimize doyamıyoruz ama. Evet, ben dedim keşke burada kalsam yine. Ama yani yarın işe gidiyor mecbur. Artık böyle 2 gün 3 gün kalamıyorsun kardeşim. Evet. Bu çok üzücü. Ama neyse en azından erken gitmedim. Ben en azından biraz da olsa doydum. Sen altına gitseydin. Evet diyorum ki araç diyorum bir saate şey gelecek olsaydı. Diyorum böyle. Ben böyle tamam de tamam de. Montumu falan da giydim yani. Evet. Şimdi gidecek. Ondan sonra ben Volkan'ı hemen arayacağım. Neredesin? Gelsene de. Ya ya o. Çünkü ben bir ilgi arsızıyım. Bu şey Fatma Nur cidden sevgiye doyumsuz bir kız. Evet abi. Sevilmeye doyumsuz abi. Bak bunu cidden en yakınların haricinde kimse bilemez. Ama sadece yakınlarımdan istiyor. Evet. Başka kimsenin istiyor. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatmaya geldim. Bengi gittikten sonra zaten videoyu kapatmıştım.
Ama kamerada ulaşamadım. Yani acaba çektim sandım da çekmedim mi bilmiyorum. O yüzden şu an videoyu hazır editlemişken ve bitirmişken tekrar çekmek istedim. Video bayağı bir uzun oldu. Aslında sizin sevdiğiniz cinsten ama yani tabii ki herkese hitap etmeyecektir bu kadar uzun olması. Sadece Bengü ileyken uzun video çek dediğiniz için editte bu kadar uzun tuttum. Ve zaten çok içeriği dolu dolu bir video olduğu için bir de biraz çenemiz düşmüş. Biraz şımarmışız ufaktan. O yüzden böyle bir yanlış bilmiyorsam 57-58-59 da olabilir. Dakikalık bir video sizleri bekliyor. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok öptüm. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.